1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ülkemizin özlediği en önemli talep olan barışı Dünya Barış Günü'nde dillendirmek, halkların barış taleplerini devlete, hükümete, ilgili kuruluşlara duyurmak ve savaşın emekçi halklara, Kürtlere, Türklere, bu coğrafyada savaştan canı yanan herkese barışın tek çare olduğunu, barışın tek çözüm olduğunu söyleme günü. Ekolojik bir yaşamı, üçüncü yolu, yeni bir yaşamı kuracağından korkuyor. Ama biz diyoruz ki siz halkların, ezilenlerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların mücadelesinden korkun. Kadınlar sizin korkulu rüyanız olmaya devam edecek. Mücadele edenler sizin korkulu rüyanız olmaya devam edecek. Ama bu topraklara barışı, özgürlüğü, kardeşliği, eşitliği biz getireceğiz. Dünyanın gözü Orta Doğu'da. Hem kaynaklarımızdan dolayı, hem mücadeleden dolayı ezilen tüm halkların gözü burada. Burada biz sadece kendimiz için bir mücadele vermiyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde kimi zaman demokratik gösterilerle, kimi zaman silahlı mücadelelerle özgürlük mücadelesi veren tüm kesimlerin gözü burada. İktidar gaz çıkardığını söylüyor, Karadeniz'e gaz bulduğunu söylüyor. Bu topraklar yoksul topraklar mı? Gaz 100 milyar dolar olsa, 200 milyar dolar olsa yoksulun, kadının, emekçinin, halkın, ezilenlerin evine ne girecek? Yoksulluktan, gözyaşından, kandan başka bir şey girmeyecek. Gelemeyin aşit huaz. Gelin kudile vanc bi azadi ve aşitiyle dede. Lehemberi zulmi. Lehemberi hamiy astangyan. İrol kadı. Betekoşine huay. Jibuy jiyaneke azad. Jibuy aşiti. Kul kadene. Ez ve Hamiy Abdulu Can Silav dikim u dibêjim yekke Eylül'e roja aşitiya cihane li hemî gelê me li hemî azadî xwazan pîroz be. Dayîkên rûmet, hevalên hêja, bi rastî jî ev rewşa ku îro em têde şermeke mezin ku îro kesê ku dilê wanêka ji bî aşitî lê bide, kesên ku dixwazin dengên xwe ji bî aşitî bilind bikin, li vê qadê jî dibin astengên mezin vê daxuyana xwe didin. Bira herkes baş bizanîbe. Hûn çi qas me qedexe jî bikin, hûn çi qasî zincîra mirovahî ji bî aşitiyê asteng bikin jî hûn nikarin aşitiyê û nikarin azadiyê ji dilê me, ji mejê me derbixînin. Ji ber wê jî bi salan li vî welatî şerekî qirêj tê meşandin. Her roj qatilyam umuttur, umut dimdik hayatta. Katliamın mezin, operasyonun mezin, işgalin mezin, konkujin mezin tinciyan kirin. Rojek tüne, gulva vivalati, uli tevaya cihane, dengen şer kubilinde be. Rojek tüne, gu katliam, eriş, liser jina, liser civana, gu neyme şandın. Rojek tüne, gu girtin, bin çafkirin neyme şandın. İrol Türkiye
İttifakı AKP ve MHP bir yara kue, siyasete kue, jibu şer avakırne. Ev ittifakı van, ittifakı şer, ittifakı lehemberi hami gelen, lehemberi hami azadi kuaza temeşandın. Ve ke hunci zanın, divan salın davide, çıl salın daviye bebejin. Katliamek, erişek, zulmek nema, günah teşyan kırın. Bi hazaran gund hatin şautandın. Bi hazara insan hatin rehingirtin. İroji tabi hepser okeyin mey. Berin hedefi figen yüksek da Selahaddin Demirtaş umsadan rehevali me yin helbijin disa parlamenterin me şaredari me u bi hazaran rehevali me ekuş bi tekuşina azadiye tekuşina khodikin rehin hatine girtin. Alan gud belgi hem van rehim ikirin. Belki hem de karın irada ve ne kajı bigrin destek ver. Libra herkes baş mı zanibe? Çıkası gündem kurda hatın şahutandın. Evkosi berkodana dayken me, berkodana civanan, berkodana azadi khuaza bilind bu. Jiber ve eke me didiroke de gelek car did. Me hami zulm did, le ticari me serekhe da nekhist. Me lhemberi zulme çok danani ve me iloji deneynin. Geriye bekliyoruz. Jin nefsi de alabilir
demokratik eylem programımızın açıkladık bir tutum belgesi belirledik. Ve 103 ay boyunca bugüne kadar her gün sokaklardaydık, her gün alanlardaydık. Ekmeğimize, aşımıza, işimize, kültürümüze, kimliğimize karşı mücadele edenlerle bir mücadele edenlere karşı hep birlikte çözüm aradık ve çözüm aramaya devam edeceğiz. Sokakta geçirdiğimiz her günde, alanda geçirdiğimiz her günde umudumuz, inancımız ve barışa olan kararlılığımız bir kez daha arttı. Çünkü halkımızla her buluşmamızda inancımıza inanç, umudumuza umut kattılar. Tıpkı bugün tüm engellemelere rağmen İstanbul'da inancımıza inancın, umudumuza umudun katıldığı gibi tüm engellemelere rağmen biz bugün bir kez daha buradan barışı, özgürlüğü, adaleti ve eşitliği haykırmak üzere bir aradayız. Ve bir arada olmaya, hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. 3 aylık programımızın son aşamasında savaşa karşı barış, tecrite karşı özgürlük sloganlarıyla alanlardaydık. Alanlarda olmaya da devam edeceğiz. Çünkü barış ve demokrasi mücadelesi bitmedi, bitmeyecek. Barış, özgürlük ve adalet gelinceye kadar. Savaşa karşı alanlardaydık. Çünkü AKP, MHP, faşist bloğu içeride ve dışarıda her yerde geliştirdiği gerginlik, kutuplaştırma, ülkeyi bölme ve ülkeyi savaş politikalarıyla büyük bir çıkmaza sürükledi. Ama biz buna karşı barış, özgürlük ve adalet sloganlarımızı, mücadelemizi yükseltmeye devam ettik. Çünkü biliyoruz savaş, gerginlik, kutuplaştırma bu ülkede kazandırmıyor. Halklara kaybettiriyor, kadınlara kaybettiriyor, gençlere kaybettiriyor. Ama biz hep birlikte mücadele ederek mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Bakın Türkiye dünya sıralamasında silahlanmaya, savaşa ve savaş bütçesine ayırdığı, çatışma bütçesine ayırdığı bütçesi her geçen gün dünya sıralamasında artıyor. Ve buradan bir kez daha söylüyoruz. Savaşa ayırdığınız bütçeyi sağlığa, eğitime, işe, aşa, adalete ayırın ki toplum huzur, refah ve özgürlüğe kavuşsun. Toplum adalete kavuşsun ve yoksullar üzerindeki baskı, yük daha da azalsın. Ama dertleri o değil. Dertleri savaşmak, dertleri iktidarlarını savaş üzerinden yerine getirmek. Ama biz savaş isteyenler bunu engelleyeceğiz. Ne olursa olsun her koşulda, her zeminde savaşa karşı barışı savunmaya devam edeceğiz. Tecrite karşı özgürlüğü savunmaya devam ediyoruz. Çünkü bu ülkede barışı geliştirecek olan, barışın önemli aktörlerinden biri Sayın Öcalan, İmralı Adası'nda tecrit altında ve bizler diyoruz ki barış tecrit edilemez. Sayın Öcalan, üzerindeki tecrit bir an önce kaldırılmalı. Emperyalist güçler arası çekişme ve rekabetin arttığı, dünya üzerinde bölgesel ve genelleşmiş savaş tehlikesinin her zamankinden fazla olduğu bir dönemden geçiyoruz. Sınırsız bir sömürü arzusuyla işleyen küresel kapitalist düzen, dünya halklarını birbirine kırdırmaya, kan dökmeye, çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor. Başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde emperyalist güçlerin doğrudan ya da dolaylı olarak körüklediği savaşlar ve iç çatışmalar yaşanıyor. Dünyanın değişik bölgelerinde cereyan eden çatışmalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor. Binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalanlar, gittikleri her yerde dışlanma ve ötekileştirilmeyle karşı karşıya kalıyor. Gidip giden hayatlar, doğa tahribatının dünyanın geleceğini tehdit eder düzeye ulaşması, açlığa, susuzluğa, sefalete sürüklenen milyonlar, göç yollarında gitip giden yüz binler, her geçen gün derinleşen gelir adaletsizliği egemen sınıfların umurunda değil.